Total istasyonları gün ortasını sunar. Gün ortasından herkese merhabalar. Ben Harika Ertunç. Bugün 1 Ağustos, herkese güzel, sağlıklı, kazancı bol bir ay dileyerek başlayalım. Temmuz ayının son haftasında olduğu gibi bu ayın ilk haftasında da yoğun olarak bir veri akışı bekliyor piyasaları. Özellikle hafta sonundan devreden başlıklara baktığımızda ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin yeniden pozitif çıktığı da devreden başlıklar arasındaydı. Yurt içinde en önemli gündem maddesi enflasyon olacak. Piyasalar bu veriyi her zaman olduğu gibi bu haftada yakından takip edecek. Yurt dışına baktığımızda ise Amerika'dan istihdam rakamları gelecek. Fed'in para politikasını belirlemek açısından en önemli baktığı iki parametreden bir tanesi olan istihdam rakamları da yakından takip edeceğiz. Haftanın genelinde ise PMI verileri, satın alma yöneticileri endeksi verileri yine piyasaların radarında olacak. Bugün Avrupa bölgesinden aldık ve beklediğimiz bazı PMI'lar var. Yine yurt içine baktığımızda ise bir gerileme söz konusu. İmalat sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi verisini takip ettik. Temmuz ayında 46.9 olarak gerçekleşti. Hatırlatmakta fayda var. Eşik 50 değerinin altı daralmaya, üstü genişlemeye işaret eder. Bir önceki veri 48.1'di. Dolayısıyla Temmuz ayında Haziran'a göre bir gerileme olduğunu da hatırlatarak başlayalım programımıza. Programımızın bugün ilk konu Alp Sarıcı olacak. Akça Kimya Genel Müdürü'nü ağırlayacağız. Kimyasal ham madde sektörünü konuşmak üzere. Alp Bey, merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Harika Hanım, iyi yayınlar dilerim. Güzel bir ay olsun umarım. Evet, güzel bir ay olsun. Tekrardan söyleyelim. Siz de hoş geldiniz. Şimdi kimyasal ham madde sektörünü konuşacağız. Sanıyorum özellikle de pandemi döneminde artan temizlik ihtiyacı, hijyen ürünlerine olan taleple birlikte bazı sektörleri ne kadar negatif etkilese de belki bir nebze daha pozitif etkilenen sektörlerden biri oldu diyebiliriz kimyasal ham madde sektörü. Dolayısıyla siz nasıl geçirdiniz bu son iki seneyi? Nasıl değişimler ve kırılımlar yaşandı? Bunu sorarak başlayalım. Aslında tabii pandeminin olması hiç istenmezdi. Fakat baktığımız zaman da pandeminin bir pozitif etkisi oldu. Şöyle ki etkilerinden bir tanesi demin sizin de bahsettiğiniz şekilde özellikle temizlik hijyen malzemelerinin artışı oldu. Bunun yanında tabii pandeminin etkisiyle birlikte ara sıra lojistikte, tedarik zincirinde kırılmalar yaşadık. Bunlar bizi bir nebze negatif olarak etkilerken aynı zamanda Türkiye'nin biraz elini güçlendirdi. Türkiye'yi biraz ön plana çıkardı. Ben bunu bir fırsat olarak da görüyorum. Çünkü çok uzun mesafelerden yapılan sevkiyatlarda yaşanan sıkıntılardan dolayı, Türkiye bulunduğu jeopolitik durumundan dolayı açıkçası bir ara hap merkezi haline geldi ve ihracatta çok ciddi bir şekilde artışlar görülmeye başlandı. Biz bir tarafta baktığımızda Türkiye'den kimyasal maddeleri işte ağırlıklı olarak Irak, Almanya, Rusya, Ukrayna gibi ülkelere sevk ederken artık geldiğimiz noktalarda Rotterdam, Amerika gibi uzak mesafelere ve kimyada ciddi bir şekilde dağıtım merkezi olan noktaları taşıyabiliyoruz. Bunun da getirmiş olduğu sonuca baktığımızda aslında Türkiye uzak doğuyla Avrupa hatta Amerika arasında bir köprü görevi görmeye başladı. Bu açıdan pandeminin bize etkisi, birkaç noktadaki tedarik zincirinin kırılmasını göz ardı edecek olursak ve tekstilde arası azalmayı göz ardı edecek olursak pozitif olduğu gibi de yorumlayabiliriz. Peki Alp Bey, şimdi tedarik zinciri kırılmalarını bir kenara bırakırsak genel olarak pozitif bir seyirden bahsedebiliriz dediniz ama asıl önemli olan burada dikkatimi çeken nokta Türkiye jeopolitik konumundan dolayı aslında avantajlı da bir yerde bu sektörel açıdan bir ara hub durumunda dediniz. Bu peki ne kadar daha avantaja çevrilebilir, ne kadar sürdürülebilir bir pozisyon yaratacak Türkiye'ye? Yani benim kişisel görüşüm aslında da oyunun başındayız. Türkiye kimya alanında kendisini yeni yeni ispat ediyor. Düşünün ki petrokimyada çok büyük bir geride üretiminiz yok. Fakat lojistik avantajlarınızdan dolayı siz bölgede ciddi bir oyuncu olma adayı oluyorsunuz. Giderek grafiğiniz artıyor. Bu bence
bir miktar coğrafyanın, bir miktar da Türk insanlarının, Türk insanları derken sadece çalışanlar değil, bunun gerisinde STK'lar var, devletin yaptığı bir takım çalışmalar var. Örneğin İKMİP, TİM'in yaptığı çalışmalar, bir Afrika açılımı var, Türkiye'nin o pazarda ciddi bir şekilde pazar payı elde etmek için yaptığı çalışmalar. Keza politik olarak örneğin Rusya ve Ukrayna arasındaki şu anki problemle alakalı Türkiye'nin oynadığı pozisyona bakacak olursak, bütün bunların hepsini bir araya koyduğumuzda Türkiye bence kimya sektöründe hak ettiği yeri, bir lojistik üssü olmayı çok kısa zamanda elde edecektir. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Ve gidişat da aslında onu gösteriyor. Biz sadece kimya sektörünün ihracatını arttırmıyoruz. Aynı zamanda kimya sektörü birçok ana endüstriye girdi teşkil ediyor. Ve bu endüstrilerin de ihracat rakamlarını arttırması aslında biraz da kimya sektörüne bağlı. Dolayısıyla kimya sektörünün böyle bir indirekt etkisi de var diyebiliriz. Evet, tabii baktığımızda deterjan, kozmetik, gıda, yem, tarım, kağıt, tekstil, boya, yani birçok sektöründe girdisinin kimya sektörü üzerinden sağlandığını söylersek çok ciddi bir belki etkisi de olabiliyor bu anlamda buradaki fiyatların değişmesinin. Şimdi ekranlarımıza yansıyan son dakikayı da izleyenlerimizle paylaşıp oradan devam etmek istiyorum konuşmamıza. İstanbul'da toptan fiyatlar Temmuz ayında yıllık bazda %87.95 oldu. Bir önceki veri ise %87.99'du. Tüketici enflasyonu ise İstanbul'daki gösterge niteliği de taşıdığı için tekrar vurgulamak istiyorum. Temmuz ayında yıllık bazda %99.1 ile 1998'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Bir önceki veri %94.2 idi. Şimdi yerli pazarı konuşurken bu konulara biraz daha girmek istiyorum ama isterseniz biz böyle yurt dışından yurt içine doğru bir çerçeve çizelim. İhracatçı bir sektör olduğu için şunu da sormak isterim. Şu anda Fed'in sıkılaşma politikasına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'nın bunun gerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii bu tablonun doğal bir sonucu olarak da paritedeki kur avantajının azaldığını, kurun 1.01, paritenin 1.01, 1.02 dolaylarında seyrettiğini görüyoruz. Bu sizin sektörünüzü nasıl etkiliyor Abi Bey? Buna iki türlü yaklaşmak lazım. Bundan yaklaşık iki sene önce parite 1.22'lerdeyken uzak doğudan dolar bazında satın alma yapıp tekrardan euro bazında satış yaparak çok yüksek karlar elde etmek mümkün olabiliyordu. Şu anda paritenin bu şekilde aşağıya gitmesi aslında Avrupa'dan geriye doğru buraya bir ham madde hareketini tetikleyebilecek gibi gösteriyor. Fakat enerjinin Avrupa'da çok yüksek maliyetinin olması ve özellikle Çin'in Rusya'dan ucuz enerji malzemesi eşittir petrolü satın alıyor olması bu rekabet avantajını biraz ortadan kaldıracak gibi gözüküyor. Yani bir tarafta uzak doğudaki enerjiden oluşan üretim maliyetleriyle baş edemeyen Avrupa ama öbür tarafta Euro'nun ihracat edebilir seviyelere gelebilmesi ikisi kendisi arasında bir çelişki yaşıyor. Ama enerjinin darlığı bunun kısa vadede veya orta vadede Avrupa'nın Çin'e karşı bir avantajı olmayacağını gösteriyor bize. Peki Alp Bey, bizim Merkez Bankası metnimizde de yer alıyordu hatta. Ana ihracat pazarlarımızın şu an bir resesyon riskiyle karşı karşıya olması sektör açısından nasıl bakmak gerekir bu duruma? Ürün grupları bazında incelemek burada daha mantıklı. Fakat belli başlı ürünler var ki ne olursa olsun bunların pazarı devam edecek. Olmadı yeni pazarlar bulunacak. Öbür tarafta yerine koymak için malzeme akışlarının, malzemelerin yönleri değiştiği zaman da alternatif olabilecek, yani Türkiye'ye yerine başka bir kaynaktan oraya gidebilecek malzemelerin fiyatı da çok daha ucuz olmayacak. Dolayısıyla evet, bir miktar azalma bekliyoruz tüketimlerde. İç pazara baktığımızda da özellikle son ayda Temmuz ayında, gerçi kısa bir ay yaşadık, pazarda biraz bir daralma var ama öbür tarafta bazı standart girdiler mutlaka olmazsa olmaz devam etmek zorunda. Yani kimyasız hayat, kimyasız endüstri olamıyor. Şimdi Alp Bey, üretici için tabii her zaman en önemli faktörlerden bir tanesi öngörülebilir bir ortamda üretim yapabilmektir, önünü görebilmesidir. Biz şu an küresel anlamda da baktığımızda çok öngörülebilir bir süreçten geçmiyoruz açıkçası. Hem enerji kriziyle karşı karşıya bir Avrupa var,
Pariteyle alakalı konuyu az önce konuştuk. Küresel anlamda bir enflasyon problemi var, resesyon tehlikesi var. Hala ardı ardına devam eden pandemiyle alakalı gelişmeler var ne yazık ki. Yani gönül isterdi ki ben de çok daha böyle olumlu gelişmeler sayabileyim ama maalesef ki tabloda bu. Evet. Üretici açısından baktığımızda tüm bu faktörleri değerlendirdiğimizde bu öngörülemez ortamın nasıl etkileri olur, ne dersiniz? Yani Harika Hanım çok haklısınız. Çok muğlak bir durumda devam ediyoruz. Kimse bir sonraki hafta ne olabileceğini pek tahmin edemiyor. Rusya ile Ukrayna arasında böyle bir şey kısa bir süre önce beklenmiyordu. Arkasından işte bu haftada Sırbistan-Kosova arası konuşuluyor. Öbür tarafta Çin denizinde de gerginlikler var. Bunlar her an bütün oyun planını tekrardan değiştirebilecek nitelikte çok hassas noktalar. Ama öbür tarafta da tabii şey hayat da devam ediyor. Şimdi moneter açıdan bakacak olursak para politikaları ile ilgili olarak olası bir resesyon tabii ki satın alma gücünü düşürecektir ve belli bir kırılma noktası olacaktır. Satın almalarda geriye doğru gidiş olacaktır. Biz açıkçası senenin başında 2022'yi Akça Kimya olarak verimlilik yılı ilan etmiştik ve bu sene fiyatların daha erken aşağı düşmesini bekliyorduk. O yüzden bütçemizin de çok üzerinde bir performansla devam edebiliyoruz. Ama geldiğimiz noktada gördük ki beklenmedik bir şekilde bazı ürünlerdeki talep artışı, ürünlerin stock out olması vesaire sebeplerle ürünlerin karlılıkları ve talepleri daha yüksekti. Fakat geldiğimiz noktada senenin ikinci yarısının itibaren de düşündüğümüz şey artık bu karlılık ve taleplerde düşme olacak. Biz buna karşı ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde yapacağımız şeylerden bir tanesi sürekli maliyet optimizasyonu olacak ki ana endüstriye biz ürünleri olabilecek en uygun maliyetlerle verebilelim. İkincisi paranın çekilmesinden dolayı kapitale ulaşmak zor ve pahalı olacak. Allah'tan finansal olarak çok güçlü bir firmayız ve bunun yanında finansal farkındalığımız ve kültürümüz de çok yüksek. Dolayısıyla finansal risklerin elimine etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda karlılığı sürdürülebilir bir şekilde büyütmek istiyoruz. Bunun için de gerekirse olmadığımız alanlara, ürün gruplarına gireceğiz. Birim üründeki karlılık düşecek. Evet, herkes sattığı aynı üründen aynı parayı kazanamayacak. Fakat daha fazla malzeme, daha farklı malzeme satarak gene aynı karlılığı elde etmek için çaba gösterecek. Bunun için de çok doğru, dedike bir takıma, işine, farklılığına sahip olan bir takıma sahip olmak gerekiyor. Biz de onun olduğuna inanıyoruz. Evet, şimdi tabii biraz da böyle iç piyasa, yerli dinamiklerimize doğru gelelim istedim. Siz de zaten girizgahını yaptınız. Evet, böyle dönemlerde özellikle finansal açıdan güçlü olmak ve bu tarz kriz durumlarını yönetebilmek çok önemli. Ama yine de belli başlı sorunları sanıyorum konuşmamız gerekiyor. Bunların başındaysa finansmana erişim problemi geliyor. Son gelen düzenlemelerle birlikte elindeki dövizi bozdurmayan şirketlere yönelik bazı krediye ulaşımda problemler yaşanıyor. Krediye ulaşamıyorlar. Krediye ulaşamamaları durumundaysa daha maliyetli finansman kaynaklarına yöneliyorlar. Siz bu uygulamalarla alakalı sektörünüz açısından ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu uzun vadeli veya sürdürülebilir bir şey mi sektörel etkinlik açısından? Şöyle, yeni gelen uygulamalara ilk baktığımızda başta açıkçası finansal enstitüler de ne yapması gerektiğini pek bilemiyordu. Biz açıkçası bununla karşılaştığımızda şimdi ne yapacağız diyoruz. Global firmalarla da çalışıyoruz. Onlar da yapılması gerekenleri Türkiye'deki bu yeni alınan kararların merkez tarafından anlaşılmasını sağlamak için biraz zamana ihtiyaçları oluyor. Yani yeri geldi döviz bazında olan satışlarda biz müşterimizden uzun bir zaman para alamadık. Düşünün, müşteriniz size para ödemek istiyor. Siz hayır ben döviz alamam diyorsunuz. Ben bunu işte dönüp X veya Y ülkedeki merkezime nasıl anlatacağım diyorlar. Bunları yaşadık. Çok doğru. Bunlar zaman içinde aşılır. Ama asıl en büyük problem eğer bankalar piyasaya, yani finansal enstitüler piyasaya para pompalayamazsa ve para kapital piyasadan çekilecek olursa tabii ticaretin akışında bir dengesizlik oluyor. O zaman tabii ki satın almayı yapan firmalar satın aldıkları yerden daha fazla finansal borç almak isteyecekler. Bu durumda da kredi açabilmek çok çok kolay olmuyor. Hele hele şu anda içinde yaşadığımız gibi sıkıntılı
bir süreçten geçiliyorsa, bunun sonucunda ya alternatif olarak daha yüksek maliyetli kapitale erişim söz konusu olacak veya firmalar daha az miktarda mal alacaklar. Tabii pandeminin ve tedarik zincirindeki kırılmanın getirdiği refleksle biz bu senenin ortasına kadar hep just in time yerine just in case alım refleksini gördük. Yani firmalar ben malı bulayım, alayım stoğumda olsun, ne olursa olsun diyordu. Artık bundan sonra zannediyorum senenin ikinci yarısında ve belki 2023'ün ilk yarısı da dahil olmak üzere olay stok devir hızına gelecek. Herkes olabilecek minimum miktarı alıp acaba fiyat daha düşer mi noktasında çalışacak. Ve bizimki gibi kendi limanı olup çok büyük miktarda malzemeleştiren firmalar ayakta kalabilmek için çok yüksek stok devir hızıyla çalışması gerekecek. Ki biz bu konuda gerçekten başarılı firmalardan bir tanesiyiz. Stok devir hızımızı arttırıp yerine koyma maliyetine de bakarak tabii ki olabilecek hızlı bir şekilde stoğu devretmemiz gerekiyor ki başarımızı sürdürebilelim. Evet Alp Bey, tabii şimdi Akça Kimya hem ihracat yapan hem de iç pazara kimyasal ürün tedarik eden şirketlerden biri olduğu için sorunun da sizden daha uygun bir muhatabı olamaz diye düşünüyorum. O yüzden bu soruyu da size yönlendirmek istiyorum. Şimdi burada üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarındaki artışa da geçişkenliğini düşündüğümüzde maliyetlerin giderek artmasının iç pazara yakın zamanda bir zam olarak dönme ihtimalini ne kadar olası görüyorsunuz ve bu zammın oranı sizce ne kadar olabilir? Bence yani şu ana kadar zaten adım adım gıdım gıdım biz hepimiz son tüketici olarak bu fiyat artışlarını aslında ödedik. Bundan sonrasında ise önemli olan olası fiyatlarda kırılma olursa ki olacaktır ham madde fiyatlarında bunu üreticiden son kullanıcıya eşittir. Benim çocuğum veya kendi marketten satın alırken burada yapmış olduğumuz indirimleri, fiyat düşüşlerini orada gerçekten kasada öderken görebilecek miyiz? Asıl önemli olan nokta bence bu. Bundan sonra çok yüksek bir fiyat artışı aslında olmaması lazım. Ham maddelerdeki artışa bağlı olarak da bir konuşuyorum. Dolayısıyla biz bu noktadan sonra fiyatlarda yavaş yavaş bir geriye gelme bekliyoruz. Enflasyonist bir ortam olmasına rağmen de açıkçası fiyatların sabit kalmasını biz bekliyoruz ve arzuluyoruz. Tabii tekrardan tedarik zincirinde ekstrem bir hareket veya herhangi bir firmada bir force majeure durumu olursa spesifik bazı ürünlerde tekrardan bir yükselme olabilir. O zaman da söylediklerimi maalesef teksif etmiş olacağım. Evet, şimdi Alp Bey tabii son sorumu yönlendireyim size. Şöyle bir genel toparlama niteliğinde de olsun istiyorum. Programın elbet başından beri konuşuyoruz. 2022 yılını bizim için aslında bir verimlilik yılıydı dediniz. Ama tabii mevcut koşullarla birlikte sektörün de bu tarz durumlara bazı esneklikler gösterebilmesi, dayanıklılık gösterebilmesi ve oraya göre pozisyon alabilmesi gerekiyor. 2022 yılının sonuna doğru artık tabii ikinci yarıyı da yaşıyoruz. Neler söylersiniz sektörel açıdan? Nasıl kapatmayı beklersiniz? Şöyle söyleyeyim yani çok da enseyi karartmamak lazım. Evet önümüzdeki 6 ay zor geçecek. Fakat biz buna rağmen bütçemizi yukarıya doğru revize ettik. Yani bütçemizi azaltmak yerine hayır biz daha fazla çalışarak, daha fazla iş yaparak daha da başarılı olup bu başarıyı taçlandırmak istiyoruz dedik. Bir tarafta yani açıkçası herhangi bir resesyon veya enflasyon riskinden dolayı biz geri adım atacak değiliz. Sadece yapacağımız işi arttıracağız. Bunu da iyi bir satış organizasyonuyla gerçekleştireceğiz. Finansal farkındalığımız ve disiplinimizle ilgili en başında birkaç mesaj vermiştim. Geçen sene kurdan dolayı yaşadığımız bir takım sıkıntıları yaşamamak adına kullandığımız finansal enstrümanlarla biz bu sene, senenin ilk 6 ayında EBITDA ve VÖK arasında ciddi bir finansal kar gerçekleştirebildik. Yani şu anlama geliyor, dolar-euro riskimizi iyi bir şekilde yönetmişiz ve bunu bu şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla TL'nin FX karşısında değer kaybetmesinden dolayı herhangi bir risk taşımayacağız, korkmayacağız. Tamamen pozisyonumuzu kapattık. Müşterilerimizi dikkatli bir şekilde seçip ve her aşamada onların yanında yer almaya devam etmek istiyoruz.
Büyümemizi de devam ettirebilmek için açıkçası sürekli maliyet optimizasyonu yapıp süreçlerin her aşamasında, her noktada neyi daha iyi yapabiliriz'e bakmamız gereken bir zaman. Bunu çok hassasiyetle yapmamız gerekiyor. Bir de tabii bu sene için planladığımız şeylerden bir tanesi de yurt dışına açılım programımız. Kısmet olursa bu sene içinde yurt dışında bir firma satın almak istiyoruz. Böylelikle Akça'nın bayrağını Türkiye'nin dışında başka bir yerlerde dikip buradaki tecrübelerimizi o pazarlarda kalıcı olarak iletmek istiyoruz. Peki Akça Kimya Genel Müdürü Alp Sarıcı'yı ağırladık. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, önümüzdeki ay itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız dedi. Bir projeyi hayal ettik ve inşallah... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Murat Kurum, önümüzdeki ay itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız dedi. Sosyal konutların içinde cami, okul, yeşil alanların olacağını ifade eden kurum, aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız diye konuştu. Tamamlandığında proje kapsamında 2000 metrekare büyüklüğünde 3 tane meydanımız olacak. 19.000 metrekare açık ve yeşil alan, yer altında da buraya gelen misafirlerimizin araçlarını park edeceği 12.500 metrekarelik otoparkımız yaklaşık. Bu da 500 araçlık otopark demektir. Biz tabii gün ortasına kısa bir ara veriyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Gün ortasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ISO İmalat PMI Temmuz ayında 46.9 puana gerileyerek ardı ardına 5. ayda da daralma bölgesinde kaldı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verisi Temmuz'da 46.9 puana gerileyerek ard arda 5. ayda da daralma bölgesinde kaldı. İmalat PMI Haziran ayında 48.1 puan seviyesinde bulunuyordu. ISO ve S&P Global İşbirliği ile aylık olarak hazırlanan ve büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen endeks, bu sonuçlarla üretim ve yeni siparişlerde Mayıs 2020'den beri en belirgin yavaşlamaya işaret etmiş oldu. Endeks sonuçlarına ilişkin rapora göre yavaşlamada temel etken talep yetersizliğine bağlı belirsizlik olurken, mevcut piyasa koşulları ve devam eden fiyat baskıları sorunların derinleşmesinde etkili oldu. Öte yandan Türkiye Sektörel PMI raporu da son 15 aylık dönemde ilk defa takip edilen 10 sektörün tamamında üretimin yavaşladığına işaret ederek imalat sanayi genelinde genel bir zayıflığı ortaya koydu. Bu dönemde kara ve deniz taşıtları hariç 10 sektörün 9'unda yeni siparişlerde azalma gözlendi. Bazı firmaların kapasite artırım çalışmalarına bağlı istihdam artışı olumlu bir görünüm sergilerken, yeni işe alımlar çok ılımlı bir seviyede kalarak son 26 ayda devam eden iyileşme trendinin en düşük artışı olarak kayıtlara geçti. PMI verilerinde 50 puan ekonominin dengede olduğu seviye olarak kabul ediliyor. Bu eşik değerin altında gelen rakamlar daralma, eşik değerin üzerinde gelen rakamlarsa büyüme olarak kabul ediliyor. Evet, programımızın ikinci bölümünde Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan'ı ağırlıyoruz. Nuri Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar Harika Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi haberimizi de izledik. İmalat PMI verisini karşıladık. Bu hafta genel olarak gündemler böyle olacak gibi görünüyor tabii enflasyon verisiyle birlikte. İsterseniz böyle kısa bir değerlendirmenizi alalım, ardından daha sorularımız olacak. Evet, PMI endeksinde aslında mobilya sektörü aylık bazda enflasyonun hızlandığı tek sektör olarak açıklandı bugünkü verilerle ilgili. Bilindiği gibi şu anda 40 bu ay artışımız. Her ay %20'nin üzerinde bir artış sağlıyoruz. Mobilya sektörü için bu anlattığım sorunlar çözülürse önümüzün açık olduğunu düşünüyorum.
Peki, Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Haberimize gidelim şimdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'da Türkiye'nin çınarı Yeşil Bursa tarihi mirasıyla geleceğe taşınıyor temel atma ve toplu açılış törenine katıldı. Kurum Bursa'da toplam değeri 2 milyar 573 milyon lira olan 34 projenin devam ettiğinin altını çizdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'da Türkiye'nin çınarı Yeşil Bursa tarihi mirasıyla geleceğe taşınıyor temel atma ve toplu açılış törenine katıldı. Bakan Kurum, düzenlenen törenlerde Bursa'da toplam yatırım bedeli 2 milyar lira olan 3689 konutla 541 dükkanın bulunduğu dev 6 projenin temelini attı ve gerçekleştirilen projelerin açılışını yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı ile birlikte toplam değeri 1 milyar 43 milyon lirayı bulan birçok eserin temelini attıklarını ifade eden Bakan Kurum, Harmancık'ta Millet Bahçesi'nin ve 22 kilometre uzunluğunda içme suyu hattının da açılışını gerçekleştirdiklerini aktardı. Bakan Kurum, Gemlik'te 432 konut ve 12 dükkanın, Orhan Gazi'de 292 konut, dükkanların ve caminin, Orhaneli'nde 148 konutun, Osman Gazi'de de 1769 konut ve 202 dükkanı vatandaşa teslim ettiklerini belirterek, Bursalı gençlere de Hamitler Macera Parkı'nı armağan ettiklerini konuşmasında ekledi. Bursa gelen vatandaşlarımız burada gezerken kimsenin bu anlamda gerçekten o tarihi süliyet içerisinde, o tarih ve kültür aksında sıkılmadığı, güzellikler içinde, çınarların gölgesinde gezdiği bir projeyi hayal ettik ve inşallah bugün de ilk taşımızı koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi bir ayağımızı Bursa'ya, diğer ayağımızı ülkemize, gönül coğrafyamıza sabitliyor ve bu çerçevede tüm dünyayı dolaşıyoruz. Bakan Kurum bunun yanı sıra Bursa'nın tanıtımına katkı sağlayan genç YouTuber'lar için de dijital stüdyolar, akıllı şehircilik ve inovasyon merkezi kuracaklarının müjdesini verdi. Bursa'da toplam bedeli 2 milyar 573 milyon lira olan ve içerisinde 2780 konut, 217 dükkan, kamu yapıları, meydan ve otoparklar ve tramvay hatlarının da yer aldığı 34 projeye devam ettiklerini hatırlatan Bakan Kurum, Bursa'da toplam büyüklüğü 2 milyon metrekare olan 10 Millet Bahçesi projemizde var dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonu ziyaretçi sayısı hedeflerini 42 milyondan 47 milyona, gelir hedeflerini ise 35 milyar dolardan 37 milyar dolara çıkarttıklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın faaliyetlerini ve turizmde 2022 yılının ilk yarısını basın toplantısında değerlendirdi. Ersoy, artık kriz dönemlerinde Türkiye hedeflerini aşağı yönlü revize etmeyecek, tam tersine yukarı gitmek için çalışacağız. Yeni yıl sonu hedefimizi, bütün bu yaptığımız çalışmalar sonunda ziyaretçi sayısında 42 milyonu 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefimizi de 37 milyar dolara yükselttik dedi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın 2021 yılındaki yaklaşık gelirinin 110 milyon dolarlık tanıtım bütçesi kullandığını belirten Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın bu yılki gelirinin yaklaşık 140 milyon dolar civarı olacağını düşünüyoruz diye konuştu. Ersoy aynı zamanda Türkiye'nin her zaman küresel krizlere hazırlıklı hale gelerek bağışıklık kazanması gerektiğine değinerek bu bağışıklığı kazanmanın en büyük aşısının pazar çeşitliliğini sağlayabilmek olduğunu ifade etti. Gün ortasının sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Total istasyonları gün ortasını sundu.